Geçen hafta Gibbs serbest enerjisi ve temel denklemlerden bahsettik. Bu temel denklemlerin basınç, sıcaklık ve hacim verilerini kullanmak suretiyle herhangi bir şey hesaplamada ne kadar güçlü olduklarını gördük. Gibbs serbest enerjisinin özellikle önemli olduğunu gördük. Günlük hayatta cereyan eden olaylar için tabii ki. Özellikle sabit basınç ve sabit sıcaklık durumunda bu son derece önemli bir ifade. Ancak Gibbs serbest enerjisi bundan çok daha önemli olduğu görülür. Bunu öğrenmek için epey zorlanmıştım. Bunun önemini öğrenmek için termodinamiği pek çok yer almak zorunda kaldım. Araştırma yaparken de bir deney yapıyordum ve deneyde polimerler ve bazı maddeler için çeşitli değerleri hesaplamam gerekiyordu. Her makalede ilk söylenen şeyin Gibbs serbest enerjisi olduğunu gördüm. Bunu neden yaptıklarını önce anlayamadım. Ama Gibbs serbest enerjisi varsa elimizde her şey olduğunu öğrendim. Dolayısıyla Gibbs serbest enerjisine sahip olunca hemen hemen her şeyi biliyor oluyorsunuz. Bu son derece önemli bir değişken termodinamikte. Bunu ileride göreceğiz. Bunun ne kadar önemli olduğuna dair size bir örnek vereyim. Elinizde sıcaklığa ve mol sayısına bağlı bir denklem olsun. Pek çok sayıda değişkeni hesaplamanız mümkün. Gibbs serbest enerjisi için olan temel denklemi verelim. Bu denklem dG eşittir eksi sdT artı vdP. Elinizde G ile ilgili bir ifade bulunsun. Diyelim ki elinizde G'nin sistemin sıcaklığı ve basıncına bağlı bir ifadesi bulunsun. Buradaki değişken sayılarını artırmak suretiyle sistemi daha karmaşık hale getirebiliriz. Ancak şimdi sadece genel durumu inceleyeceğiz ve sisteme sadece bu iki değişkene bağlı olacak. Elinizde bu ifade var ve temel denklem de var. Diğer temel denklemler de elinizde. Buradan çok sayıda ifadeyi ve birçok değeri hesaplamanız mümkün. Mesela burada S için bir ifadeyi çıkarmanız mümkün. Temel denkleme bakınca S'nin P sabitken G bölü T eşit olduğunu görmekteyiz. Elimizde G için bir ifade var. Burada da S için bir ifade var. Elinizde G için olan ifadeyi rahatlıkla S'yi veren ifadeye çevirmeniz mümkün. Burada hacim için de bir ifade elde etmeniz mümkün. Görüldüğü gibi hacim G'nin bağlı olduğu değişkenlerden biri değil. G'nin bağlı olduğu değişkenler sıcaklık ve basınç. Hacim için olan ifade sıcaklık sabitken dG bölü dP'dir. Elinizde S ile ilgili bir ifade var. Hacimle ilgili bir ifade var. Şimdi dG'yi tanımlayalım. G'de hatırlarsınız H eksi TS idi. Birçok tanımlamalardan bir tanesiydi bu. Düzenlersek H eşittir G artı TS şeklinde bulunur. Yani G artı sıcaklık çarpı entropi. dG için bir ifade elinizde var. S için de bir ifade bulmuştuk burada. Şimdi artık yukarıdaki değişkenlere bağlı bir H ifadesi elimizde mevcut. Bu şekilde tüm değişkenler için bu irdelemeyi kullanmak mümkün. Hatırlarsanız bunların ne eşit olduğunu biliyorduk. Örneğin U eşittir H eksi PV idi. H için yukarıda bir ifade bulmuştuk. V için de bir ifade var elimizde. Gördüğünüz gibi bu ifade burada. Bilinmeyen herhangi bir şey yok. Elinizde G için T ve P'ye bağlı bir ifade varsa hiçbir sorunumuz yok. Aynı şeyler Helmholtz serbest enerjisi için de yapılabilir. Isı kapasitesini de bulabilirsiniz. İlginç ve önemli değişkenlerin her birini hesaplamanız mümkün. Tüm bunları Gibbs serbest enerjisini kullanarak hesaplamanız mümkün. Evet. Bu konuyla ilgili herhangi bir soru var mı? Araştırma yaparken bunun ne kadar önemli olduğunu anlamamıştım ve ne kadar önemli olduğuna inanamadım. Sonra bir sürü Gibbs serbest enerjisi hesaplamaları yaptım. Araştırmam sırasında bulduğum polimerlerin ve maddelerin G hesaplamalarını uzun uzun tartıştım ve sonunda G'nin ne kadar önemli bir fonksiyon olduğunu anladım. Her neyse, şimdi daha iyi biliyorum bu konuyu.
G hakkında söyleyebileceğimiz bir iki şey var. Bir kere hesaplama son derece basit. Örneğin sıvının katıya dönüşmesi işlemine bakalım. Ve G'nin basınçla nasıl değiştiğini bulmak isteyelim. Bir kere hacmin şurada olduğu gibi T sabitken dG bölü dP olduğunu biliyorum. Sabit sıcaklık durumunda bakıp ve temel denklemi sabit sıcaklıkta düzenleyip G'nin nasıl değiştiğini bulalım. Türevsel değerleri alırsak sabit sıcaklıkta temel denklem dG eşittir ve dP olur. Bunun da mol başına değerlerini alırsam P1'den P2'ye değişim yaptığımı farz edersem ve her iki tarafında P1'den P2'ye integralini alırsam dolayısıyla burada son hal molar G parantez içinde T P2 eksi ilk hal molar G T P1 eşittir. P1'den P2'ye PdV olur. Bunlar mol başına. Peki sıvı veya katı hal için neler söyleyebilirim? Bir kere katı ve sıvı halin molar hacmi epey küçüktür ve basınç da pek fazla değişmez. Ve molar hacim ve çizgi küçüktür ve katılar ve sıvıların basılamaz olduğu farz edilir. Yani bunların hacminin basınç altında pek fazla değişmediği kabul edilir. Bu ise iyi bir yaklaşımdır. İşte buradaki integralleri alırsak sol taraftaki integral G çizgi T P2 eksi G çizgi T P1 olur. Sağ tarafta da V'nin P ile değişmediğini farz edersek V çizgiyi bir katsayı olarak alabiliriz. Bu durumda V çizgi P eksi P2 bir şeklinde integralini almış olduk. Sıvıların basamaz olduğunu farz ettiğimize göre P2 eksi P1 değeri sıfıra yakın olduğundan dolayı bu ikinci terimi sıfır alabiliriz. Ve G'nin basınçla pek fazla değişmediği görülür. Dolayısıyla katı ve sıvılar için G genellikle ve çoğu kez sadece T'nin fonksiyonudur. Örneğin ideal gazda enerji sadece ve sadece bildiğiniz gibi sıcaklığın fonksiyonuydu. Burada da görüldüğü gibi Gibbs enerjisi sadece sıcaklığın fonksiyonu. Bu son derece kullanışlı bir yaklaşım. Bu yaklaşım olarak doğrudur. Eğer tam olarak doğru olsaydı, bu yaklaşık olarak doğru demiştik. Eğer tam olarak doğru olsaydı faz geçişleri basınca pek fazla bağlı olmazdı ki faz geçişlerinin basınca bağlı olduğunu biliyoruz. Örneğin buz su karışımında sıvı faz üzerine basınç uygularsanız buzun erime noktasını düşürebilirsiniz. Eğer buzun üzerine yeterli basınç uygularsanız buzun eridiğini görürsünüz. Bunun anlamı burada bir çeşit basınca bağlıktır. Bunu ileride göreceğiz. Peki ne yapabiliriz bunun dışında? Bir ideal gaz için yine temel denklemden işe başlayalım. dG eşittir VdP. Tabii bunlar mol başına değerler. Mol başına değerleri olacak tabii ki. Her iki tarafın integralini alırsak bu ifade G çizgi TP2 eşittir G çizgi TP1. Tabii ideal gaz aldığımız için V eşittir RT bölü P olduğuna göre bu hacim değerini yerine yazarsak bu integral P1'den P2'ye kadar RT bölü P çarpı DP olur ki bu ifadenin çok rahat biçimde integralini alabiliriz. Bittiğinde elimize logaritmik bir terim geçecek ve yukarıdaki ifade eşittir. G çizgi TP1 artı RT elen P2 bölü P1 haline dönüşecektir. Tabii burada her şeyi bir merkezi hale bağlı olarak almak son derece kolaylık sağlar. Burada P1'i 1 bar aldığımızda işler tamam. P1'e 1 bar dersek bu bizim referans noktamız olur. Ki yukarıdaki alt indis olan 2'den kurtulmak için ise bu ifade G çizgi TP P burada genel bir basınç eşittir. G0 T artı RT elen P bölü
1 bar şeklinde yazılır. Buraya nokta nokta koydum çünkü G çizgi TP değeri eşittir G0T sıvı ki bu 1 bar için tanımlanmıştır. Artı RTLMP şeklinde verilir. Buraya nokta nokta koyuyorum çünkü bu terim pek yazılmak istenmez. Biliyoruz ki burada 1 bar olması lazım. Çünkü bu terimin içine girdiğinizde bu terimin birimli bir hal aldığını görürüz. Halbuki terimimiz birimsiz. Eğer barlı bir terim varsa bu bar olmayan birimsiz bir terim haline döner. Dolayısıyla PT'ye bağlı olan G değerimiz eşittir. Bir bardaki T'ye bağlı olan C üssü çizgi TP değeri artı RTLMP şeklinde döner ve bu son derece kullanışlıdır. Dolayısıyla G çizgi TP son derece önemli ve de temel bir değer olduğundan buna özel bir isim vermeliyiz. Bu özel isim sizin hayatınızı karmaşık hale getirmeyecek. Sadece buna kimyasal potansiyel diyeceğiz. Molar G çizgi TP değeri eşittir. Mü olup bu da kimyasal potansiyel eşittir. Kimyasal potansiyel. Bununla ilgili çok şey yapacağız. Bunun potansiyel olarak tanımlamamızın sebebi sabit basınç ve sabit hacim altında herhangi bir olayın kendiliğinden ne olduğunu belirlemek için kullanılan değer G idi. Mesela yokuştan aşağı inmek için belli bir G değeri gerekliydi. İleride kimyasal türlerden de bahsedeceğiz. Tepeden vadiye doğru inen vagonlar yerine elimizde kimyasal türler olacak. Elimizde dengeye gelmek için potansiyel vadileri bulmaya çalışan kimyasal türler olacak. Burada bakmamız gereken şey Gibbs serbest enerjisidir. Daha doğrusu ilgili tür için olan molar Gibbs serbest enerjisidir. Ve bu değerin mümkün mertebe küçük olması istenir. Biz de bu değeri minimuma indirmek için elimizden geleni yapmaya çalışırız. Bu da kimyasal potansiyel adını alır. Aynen enerji gibi. Pekala. Bu durumda bu tek bir bileşenin termodinamiğidir. Diğer bileşenler için de aynı hesapların yapılması gerekir. Burası durmak için iyi bir nokta. Herhangi bir soru var mı? Pekala. Şu ana kadar ister katı ister gaz isterse de sıvı olsun sadece tek bir türle ilgilendik. Karışımlara henüz değinmedik. Sadece karışımın entropisine baktık. O kadar. Bildiğiniz gibi karışım entropisi son derece önemli. Çünkü bu enerjinin sabit olduğu durumdaki işlemlerin kendiliğinden olmasını belirleyen faktör. Fakat özellikle kimyada ve kimyasal tepkimelerde göz önüne almamız gereken önemli bir husus var. Bu da türlerin değiştiği. Bazıları yok olurken bazıları yine ortaya çıkmakta, karışımlar oluşmakta. Yani olay epey karmaşık. Gaz halindeki klorla birleştirip gaz halde hidrojen klor elde ettiğimizde görüldüğü gibi burada hidrojen ve kloru harcarken hidrojen klor oluşturmaktayız. Elimde büyük bir karışım var. İşlem bittiğinde elimde 3 tane bileşenden oluşan bir karışım kalacak. Sonra sabahtan beri konuştuğumuz temel denklemleri göz önüne alırsak ve şu ana kadar bahsedilen temel denklemler bu tip bir sistem için son derece kolaydır. Çünkü bu sistemlerde tek bir tür göz önüne alınır. Bu işi biraz daha karmaşık hale getirelim ve örneğin 2 mol hidrojen gazı alayım ve 1 mol oksijenle birleşip 2 mol sıvı su elde edeyim. Burada sadece türlerin değişmesiyle kalınmıyor. Gördüğünüz gibi her iki tarafta mol sayısı değişiyor ve aynı zamanda fazlar değişiyor. Burada her türlü değişim var. Eğer denge durumunu anlamak istiyorsam veya zamanın yönünü anlamak istiyorsam bu karmaşık işlemler için kolay ve anlaşılır bir yol bulmam lazım. Burada meydana gelen tüm değişimleri göstermek için. İşte bundan bahsedeceğiz. Temel denklemleri biraz daha karmaşık hale getirmek suretiyle bu tip problemlerle başa çıkacağız. Bunlar uğraşmamız gereken gerçek problemler.
Bu temel denklemleri değiştirmekteki nihai amacım kimyasal dengenin ilk prensiplerini ortaya koymak. Kimyasal denge kavramını gördünüz. Hepiniz denge sabiti K'yı kullandınız ama bu K sabiti size verildi. Bunun nereden geldiğini öğrenmediniz. Pekala. Bir değişimin olduğu durum olarak inceleyeceğimiz bir başka basit örnek ise faz değişimi. Örneğin katı su sıvı suya dönüşsün. Faz değişiminde katı su türü sıvı suya dönüşmekte. Burada aynı madde söz konusu. Moleküllerde bir değişme yok. Ama yine de bu göz önüne almamız gereken bir değişim. Göz önüne almamız gereken bir değişim tabii ki. Bir başka örnek ise ki en az bunun kadar basit ve eminim ki hepiniz bunu gördünüz. Bir canlı hücresi alalım. Bu hücrem olsun. Sonra bu hücreyi alıp bu arada bu bir insan hücresi olsun, deri hücresi gibi. Onu damıtık su içine koyayım. Hücreye ne olacak? Orada rahat edecek mi? Ne olacak ona? Patlayacak, değil mi? Peki neden patlıyor? Bir fikri olan var mı? Evet. Bu doğru. Su içeriye girmek ister. Tamamen haklısın ama bunu termodinamik lisanla ifade edelim. Su kimyasal potansiyelin yüksek olduğu yerden kimyasal potansiyelin düşük olduğu yere gidecektir. Tabii hücrenin alacağı belli bir miktar var. Dolayısıyla hücre zarı önce şişecek ve sonra da patlayacaktır. Aynı şekilde Atlantik'te balığa gittiğiniz ve çok güzel bir kefal yakaladınız ve onu temiz suya koydunuz. Peki kefal orada mutlu mu? Hiç de mutlu değil. Çünkü biyolojik yapısı tuzlu suya göre ayarlanmış. Ve tuzlu suyun kimyasal potansiyeli temiz suyunkinden daha düşük. Dolayısıyla balığı temiz suya koyduğunuzda balığın içindeki tuzlu suyun kimyasal potansiyeli dışarıdaki temiz suyun kimyasal potansiyelinden daha düşük olacak ve temiz su balığın içine doğru hücum edecek ve balık da aynı bu hücre gibi patlayacaktır. Balık da aynı bu hücre gibi patlar. Tabii ki mutlu olmaz. Tüm bunlar türlerin karışması ile ilgili olan bu karmaşık işlemlere dayanmakta ve bunu bize açıklayan değer de kimyasal potansiyel. İşte bu yüzden kimyasal potansiyel son derece önemli. Bu iki örneğe defalarca geri döneceğiz. Önce en basit örneği alalım ve geriye dönüp bazı denklemler türetelim. Önce en basit örnek olarak içinde iki farklı tür olan bir sistem alalım. N1 ve N2, 1 ve 2 türlerinin mol sayıları. Bu sistemde bir değişiklik yapıp N1 veya N2 değeriyle oynarsam Gibbs serbest enerjisine ne olur? İşte aradığımız cevap bu. Burada G için N1 ve N2 değişimini göz önüne alalım. Yani bir temel denklem türetmem lazım. Çünkü artık bu değerler değişmekte sabit değiller, değişiyorlar. Bunun için matematiksel olarak Gibbs serbest enerjisinin türevini alıp
DG eşittir. DG bölü DT P N1 N2 sabitken çarpı DT artı DG bölü DP sabit sıcaklık N1 N2 sabit çarpı DP artı nokta nokta nokta. Tabii iki yeni parametre daha var. DG bölü DN1 PTN2 sabit DN1 artı DG bölü DN2 P, T ve N1 sabit çarpı DN2. Burada yeni bir şey yazmadım. Sadece G için olan kısmi türevin tanımlamasını kullandım. Biz tüm bu değerlerin neye karşılık geldiğini öğrendik. Bu entropi tabii. Eksi entropi bu. Hacim. Cevabı biliyorum ama yine de tanımlayacağım. Bunu bir türünün kimyasal potansiyeli olarak tanımlayacağım. Bir türünün kimyasal potansiyeli. Bunu da iki türünün kimyasal potansiyeli olarak tanımlayacağım. Dolayısıyla yeni temel denklem DG eşittir eksi SDT artı VDP ve birden çok tür olduğundan bu son terim tüm bu türlerin kimyasal potansiyelleri çarpı mol sayılarındaki değişimlerin toplamı olur. Yeni tanımladığımız bu mu i eşittir mu i eşittir dg bölü dn i p t ve n j eksi i sabitken bir şiddet özelliğidir çünkü g boyuta bağlı bir kapasite özelliğidir. N de boyuta bağlı bir kapasite özelliğidir. Dolayısıyla iki kapasite özelliğin oranı bir şiddet özelliği olur. Sistemin boyutuna bağlı değildir ve bu da iyi bir şey. Eğer bir tatlı su balığına Atlantik Okyanusu'na bırakırsam, Atlantik Okyanusu'ndaki suyun kimyasal potansiyeli bu okyanusun büyüklüğü ile ilgilenmez. Sadece yakın çevreyle ilgilenir. Ve ilgilendiği yegane şey tatlı su balığının içindeki tuzsuz sudur. Demek ki kimyasal potansiyel bir şiddet özelliği. Aynen burada tek bir tür için yazdığım gibi bu mol başına olan Gibbs serbest enerjisi gibi henüz bunu kanıtlamadık. Sadece bu şekilde tanımladık ama biraz sonra bunun her kimyasal türün mol başına olan Gibbs serbest enerjisi olduğunu ispat edeceğiz. Pekala bu bizim ilk yeni temel denklemimiz. Bütün farkı buradaki toplam terimi hatırlarsanız dersimizin başında elinizde Gibbs serbest enerjisi varsa her şey var demiştim. İlgili denklemleri yazıp S ve V değerlerini belirleyebiliyorduk. Burada da H ve U değerlerini bulabiliyorduk. Şimdi de elimizde G için yeni bir denklem var. Dolayısıyla diğer hal fonksiyonları için de yeni temel denklemler çıkarabiliriz. Pek fazla zorlanmadan hem de. İlk tanımlamalarımıza geri dönersek entalpi eşittir G eksi TS idi. Dolayısıyla DH eşittir DG eksi D TS. DG için yeni bir temel denklem bulmuştuk. Onu burada yerine koyar ve DTS ifadesinde açarsak H için yeni bir temel denklem elde ederiz. Ki bu da DH eşittir
TDS artı VDP aynen eskisi gibi artı mü i çarpı dn i'nin bütün i türleri için toplamış şeklindeki ek terim ki bu da DG'deki terimle aynı diğer tüm temel denklemlerde aynı şekilde türetilebilir. DA aynen daha önce olduğu gibi eksi SDT artı yok eksi eksi PDV artı bütün i türlerin toplamı için mü i çarpı dni ve du da eşittir tds eksi pdv artı mü i çarpı dni'nin bütün i türleri için çarpımının toplamı. Buradan g'nin n'ye göre türevi şeklinde tanımladığımız bu mü değeri için çok daha farklı ifadeler yazabileceğimiz de görülür. Başka bir deyişle bunu farklı şekillerde de türetebiliriz. Bu H'nin türevi, bu H'nin S'ye göre türevi, bu H'nin P'ye göre türevi ve bu da H'nin N'ye göre türevi. H'nin türevini aldığınız ortaya çıkan değerler. Dolayısıyla formal olarak bu mu i eşittir dh bölü dni S P ve N J I sabitken yani S P ve N değerleri değişmiyorken ancak burada sabitler konusunda dikkatli olmalıyız. S P ve tüm diğer n değerleri sabitken de aynı şekilde bunu mu eşittir n a d a bölü d n i t v ve n j şeklinde yazabiliriz. Veya mu eşittir d u bölü d n i s ve NJ şeklinde yazdık. Bunların hepsi aynı şeyler. Hepsi kimyasal potansiyelleri gösteriyor. Pekala. Bu kimyasal potansiyelin biçimsel kısmı. Burada göstermek istediğiniz şey kimyasal potansiyelin mol başına olan Gibbs serbest enerjisi oldu. Bizim işimize yarayacak kısım da bu. Daha önce dersin başında mol başına olan Gibbs baştan alayım bunu. Daha önce dersin başında mol başına olan Gibbs serbest enerjisi o kadar önemlidir ki buna kimyasal potansiyel diyelim demiştim. Burada da onun için bir ifade türettik ama bu ikisini henüz birbirlerine eşitlemedik. Size henüz bu biçimsel olarak G'nin N'ye göre türevi şeklinde tanımladığım bu değerin mol başına olan Gibbs serbest enerjisi olduğunu kanıtlamadım. Burada göstermek istediğim şey tüm kimyasal potansiyeller ile mol sayılarının çarpımının toplamını alırsam bunun toplam Gibbs serbest enerjisi oldu. Başka bir deyişle karışım içinde tek bir tür için olan kimyasal potansiyel bu tür için mol başına olan Gibbs serbest enerjisidir. Bu hususu anladıktan sonra artık bunu dengeyi anlamakta, türlerin enerjilerinin aşağı düşmesini yorumlamakta, hücrenin neden patladığını görmekte kullanabiliriz. Çünkü artık Gibbs serbest enerjisinin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bunu kimyasal potansiyelde tam olarak anlamadık daha. Şimdi bu eşitliği kullanarak biçimsel tanıma açıklama getireceğiz. İşte bu artık bizim hedefimiz. Peki bunu biçimsel olarak yapalım ve bunu türetelim. Evet, buradaki amacımız
bu ifadenin doğru olduğunu kanıtlamak veya bu ifadenin doğru olduğunu göstermek. Burada da işe mümkün olan en basit sistemle başlayacağız. İki bileşenli sistem. Bunu kolayca çok bileşenli sistemler için genelleyebiliriz. Evet, çıkarmak istediğimiz ifade için işe Gibbs serbest enerjisi ile başlayacağız ve tanım olarak mu eşittir dg bölü dni olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Bir şekilde dg bölü dni ifadesini elde edersek ne ala ne güzel. Çünkü bu türevin yerine kimyasal potansiyeli koyabiliriz. Dolayısıyla içinde bu türevsel terimi içeren bir ifade bulalım ki bunun yerine kimyasal potansiyeli yazalım. İşte G'nin bir kapasite özelliği olduğunu bilerek başlayacağız. Dolayısıyla G'yi T, P ve sistemin büyüklüğü ile ilgili bir ölçek olan lambda N1 ve lambda N2'nin fonksiyonu olarak alırsak, burada sistemin boyutunu iki katına çıkarırsam lambda 2'yi yarıya düşürürsem 1 bölü 2 olur. G bir kapasite özelliği olduğundan bu ifade lambda çarpı G, T, P, N1, N2 şeklinde de yazılabilir. Bu Gibbs serbest enerjisinin bir kapasite özelliği olduğunu göstermenin başka bir yolu. Ve lambda geliş güzel olarak alınmış bir değişken. Şimdi her iki tarafında lambdaya göre türevini alalım. Yani bu kısmın d bölü d lambda, bu tarafında d bölü d lambda değerlerini alacağız. Burada lambda değişken olarak rol alıyor. Dolayısıyla zincir kuralını kullanabilirim. Dolayısıyla bu taraf dg bölü d lambda n1 çarpı d lambda n1 bölü d lambda artı dg bölü d lambda n 2 çarpı d lambda n2 bölü d lambda olur. Bu tarafta ise lambda bir katsayı olarak gelmiş. Dolayısıyla türev alınca g tp n1 n2 olur. Bu çok iyi çünkü aradığım şey bu g'nin mol sayısına göre türevi. Bu kimyasal potansiyel, bu benim yukarıda belirttiğim hedefti. Buna benzer bir türevsel ifade elde etmek. Bu burada mevcut. Hem buradaydı, hem burada. Mol sayısı lambda çarpı n1 olduğuna göre buradaki ilk türevsel terim bir türünün kimyasal potansiyelidir. Buna göre bu mu 1 de n1, bu da ikinci türün kimyasal potansiyeli olduğuna göre mu 2 de n2 yazabilir. Bu da g'ye eşit olur. Bu son derece basit bir türetim olmasına rağmen bize istediğimizi sağlamaktadır. Mu'nun bu biçimsel tanımlamasıyla bu türevsel ifade arasında ilişki kurmaktadır. Dolayısıyla bu ifade Gibbs serbest enerjisinin biçimsel tanımlamasıdır. N1 çarpı mu 1 artı N2 çarpı mu 2 2 şeklinde olan bu ifadede bu değer bir türünün bir mol için olan Gibbs serbest enerjisi. Bu değerde iki türünün bir mol için olan Gibbs serbest enerjisine karşılık gelir. Başka bir deyişle tüm türleri mol başına olan Gibbs serbest enerjinin mol sayılarıyla çarpımının toplamı G'ye eşit olur. Burada mol başına GI değeri mu'ya eşittir. Harika, başardık işte. İstediğimiz buydu bizim. Kimyasal potansiyel mol başına olan
Gibbs serbest enerjisidir. Karşımda bu her türün mol başına karşı gelen Gibbs serbest enerjisidir. Eğer bir denge durumu söz konusu değilse bu Gibbs serbest enerjisini, ki burada önemli olan toplam Gibbs serbest enerjisidir, bir türünki değil, bulmak istiyorsanız elinizde bir minimum enerjili bir sistem olup olmadığını veya sistemin denge durumunda olup olmadığınızı söyleyen değer toplam G değeridir. Şimdi artık her türün kimyasal potansiyellerini kullanarak toplam Gibbs serbest enerjisini bulmamız mümkün. Pekala, herhangi bir soru var mı? Bu ifadeyi ileride defalarca göreceğiz. Bu kolay bir kavram değil. Evet, bu konuyla ilgili size bir örnek vereyim. Suyun erimesi. Burada Gibbs serbest enerjisi yerine kimyasal potansiyelleri nasıl kullanacağımıza bakalım. Bu bir faz geçişi olup biraz önce gördüğümüz canlı hücresinin damıtık suya konması durumunda patlamasından farklı bir durum değildir. Dolayısıyla bir bardak su alalım ve bir küp buz koyalım. Burası sıvı su. Burası da katı su. Tabii burada erime işlemine bakıyoruz. Yaptığım iş katı halde bulunan, az sayıda bulunan molekülün sıvı hale nasıl geçtiğini incelemek. Bilmek istediğim şey bu işlemin kendiliğinden dengede olup olmadığı veya bunun mümkün olup olmadığı. Bu işlemin zaman içinde kendiliğinden olduğunu biliyoruz ama bunu biçimsel ve termodinamik olarak gösterelim. Kimyasal potansiyeller cinsinden. İşte bu konu üzerinde duracağız. Burada biçimsel olarak olan şey nL mol sıvı su, ki bu bardağın içinde, artı nS mol katı su, ki bu benim başlangıç halim. Benim başlangıç halim eşittir. Benim son halimde ise nL artı ufak bir mol sayısı olan dN sıvı su artı NS eksi DN kadar katı buz bulunur ki burada mol sayısı korunuyor. Çünkü sıvıya eklenen her şey katıdan gelmek zorunda. Bunun kendiliğinden olup olmadığını anlamak için tabii sabit bir basınçta yapılıyorsa hangi değişkene bakmamız gerekir? G doğru bakmamız gereken değer Gibbs serbest enerjisi. Peki bu işlem sırasında G ne yapmaktadır? Buradaki delta G değeri nedir? Bunu bulmanın çeşitli yolları var ama bunu kimyasal potansiyeller cinsinden yapacağız ve buradaki durumu bir ifadeye karşılık geldiğini daha önce göstermiştik. Dolayısıyla G eşittir kimyasal potansiyeller çarpı mol sayıların toplamı olur. Dolayısıyla delta G de sıvının kimyasal potansiyeli çarpı dN sıvının mol sayısı artı katının kimyasal potansiyeli çarpı dN katı şeklindedir. Dolayısıyla G'deki değişim sıvının kimyasal potansiyeli çarpı sıvının mol sayısındaki değişim artı katının kimyasal potansiyeli çarpı katının mol sayısındaki değişim olur. Buna göre dN katı eşittir eksi dN sıvıdır. Aynen yukarıda yaptığımız gibi burada katıdan belli sayıda molekül alıp sıvı forma getirdik ki bu değer buradaki dN değerine karşılık gelmekte ve tabii katıda ise bu değer eksi olmak zorunda. Dolayısıyla dN katı eşittir eksi dN sıvı, ki bu da eksi dN'ye eşit.
Buradan delta geçtir. dN mu sıvı eksi mu katı yazdık. Dolayısıyla bunu düzenleyebiliriz. Zaten yaptığımız şey bir düzenleme. Yoksa her şey aynı. Ancak bu işlemi sıvının kimyasal potansiyelinin katınınkinden büyük mü, eşit mi yoksa küçük mü olduğu sorusunu sormakla tekrar düzenliyoruz. Suyun sıvı fazdaki kimyasal potansiyeli katınınkinden daha büyükse, burada mu sıvı büyüktür mu katı ve delta G pozitif çıkar. Bunun anlamı olayın cereyan etmeyeceğidir. Diğer taraftan sıvı suyun kimyasal potansiyeli katınınkinden küçükse mü katı büyüktür mü sıvı olduğundan delta G negatif olur. Delta G'nin sıfırdan küçük olması olayın kendiliğinden olacağını gösterir. Bu da türlerin kimyasal potansiyellerini minimum yapma meylinin bir kanıtıdır. Buz kütlesinin kendiliğinden erimesiyle meydana gelen bu olayda şöyle düşünebilirsiniz. Katı fazdaki su molekülleri etraflarına bakmakta ve kendi kimyasal potansiyellerini bilmektedir. Sıvı fazdaki su moleküllerinin daha düşük kimyasal potansiyele sahip olduklarını görünce orada daha mutlu olacaklarını düşünürler. Çünkü bu durumda katı su molekülleri kıskançlığa kapılır ve illaki sıvı faza geçmek isterler. Ve bunun sonucunda da buz küpü erir. Bütün bunlar suyun katı ve sıvı haldeki kimyasal potansiyelinden farklı olmasından kaynaklanır. Aynı şey damıtık suya konmuş balığın içindeki ve dışındaki su molekülleri için de geçerlidir. Damıtık sudaki su molekülleri canlı hücrenin içindeki su moleküllerinden daha yüksek kimyasal potansiyele sahiptir. Fakat bu durumdan hiç hoşnut değildirler. Onlar için hücrenin içinde veya dışında olmaktan ziyade kimyasal potansiyeli düşürmek önemlidir. Ve sistem su moleküllerinin her yerde aynı kimyasal potansiyele sahip olup herhangi bir yeri tercih etmeyecekleri duruma kadar değişime uğrar. Buradan dengeden bahsettiğimizde neye ihtiyacımız oldu? Hemen neye ihtiyacımız oldu? Hemen ortaya çıkar. Denge veya daha doğrusu kimyasal denge türlerin kimyasal potansiyelinin sistemin her yerinde aynı olması durumudur. Dolayısıyla 0 santigratta ve 1 bar basınçtaki bu suyun erime noktasıdır. Suyun katı haldeki ve sıvı haldeki kimyasal potansiyelleri birbirine eşittir. Bu erime noktasının tanımıdır. Hangi yönde olduğu önemli değildir. Bu bir dengedir. Eğer bir küp buz ve su alıp bunu 0 santigrat ve 1 bar basınca getirirsek ve 3 gün sonra geri gelirsek sistemin yine aynı olduğunu görürüz. Bir hafta sonra da aynıdır çünkü sistem bir dengededir. Su moleküllerinin kimyasal potansiyellerinin her yerde aynı olma durumu kısaca denge durumudur. Bunu sürekli tekrarlıyorum çünkü bu son derece önemli. Pekala, bir soru var mı? En son göstermek istediğim şey kimyasal potansiyelinin karışma durumundaki önemi. Burada gelişigüzel bir sistem kurayım. Bu bir balığın hücresi gibi. Fikir tabii. Bir tarafa saf A gazı, bir tarafa da A ve B gazının karışımını koyalım. Ortada sadece A'yı geçiren bir zar olsun. Bu zardan sadece A geçebilir. Sadece A. Bu taraftaki kısmi basınçlar PB üssü artı PA üssü. Diğer taraftaki basınç ise PA şeklindedir. Bu verdiğim örnekteki amacım
karışımda ve T ve P toplam basıncı altındaki mu A değerinin eşittir saf haldeki T ve P toplam basıncı altındaki mu A değeri olduğunu göstermek. Ama denge durumu yoksa karışımdaki değerin saf haldeki değerden küçük olduğunu kanıtlamak. Denge durumu yoksa karışımdaki değer saf haldeki değerden küçük olmalıdır. Evet, eğer burada yine aynı canlı hücresi örneğini alırsak T sıcaklık ve P toplam basıncında damıtık su alıp hücre içine koyarsak ki bu saf hücrenin içi ise kim bilir nasıl bir karışıma sahip tuz var, proteinler var, her türlü şey var. Ve bu bir karışmış sistem. Bu karışım sisteminde aynı sıcaklık ve basınç altındaki su moleküllerinin kimyasal potansiyeli daha düşüktür. Bu da tamamen entropiden kaynaklanıyor. Çünkü burada entropi artmıştır. Bu moleküllerin istediği yegane şey yüksek entropiye sahip olmaktır. Bu Gibbs serbest enerjisidir. Bildiğiniz gibi Gibbs serbest enerjisi entropi ve entalpi terimlerini ihtiva eder. Entalpi pek bir şey yapmaz. Ve olayın itici gücü tamamen entropidir. İşte göstermek istediğim şey bu. Bunu isterseniz çarşamba günü yapalım. Bunun üzerinde biraz düşünün bakalım. Size 2 gün süre.